Evet, ekonomi sohbetleri 4. bölüm 2. kısımda altın ve gümüşü konuşacağız. Altın ve gümüşü konuşmadan önce öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Abone olmayı unutan birçok arkadaşım var. Bu arkadaşım hemen şu anda aklındayken hemen ekranın sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklayarak abone olup ve bildirimleri açarsanız video yüklediğimiz takdirde hemen size bu videonun yüklendiğine dair bir bilgi mesajı, bir bildirim mesajı gelir. Aynı zamanda kanala destek olmak için de bir beğeni atıp bir yorum yazarsanız kanalımız da daha yukarılara çıkmasına yardım etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim abone olduğunuz için ve beğeni atıp yorum yaptığınız için. Selma. Aynı şekilde yorumlara da fikirlerini yazarlarsa bizim açımızdan yönlendirici olur. Evet, en azından bir dahaki program ne iyi işlememiz gerektiğiyle ilgili yorumlar yazarsanız biz oradaki yorumları zaten okuyoruz, notlar alıyoruz. Öyle boş boş da şey yapmıyoruz. Hani oradaki yorumlarınıza da sizin çok önem verdiğimiz için orada yorum yazmaya önem gösteririm arkadaşlar. Bu Evet, kanal bu kanal kendilerinin kanalı, kendi işlerine yarayacak. Geçmiş performansı 1,5 ay oldu ortada. Sadece bu kanalı bence bana sorarsanız 1,5 aylık işlem performansı, tavsiye performansı, profesyonel bir aracı kurumun 1,5-2 yıllık performansının üzerinde. Hemen bunu altın gümüşe bağlayayım. Bu videonun konusu altın ve gümüş. evet. Şimdi biz altın ve gümüşte ne analiz ettik, ne oldu, son videomuzda ne söyledik ve bu hafta ne oldu? Bir hafta önce video çekmiştim. Evet. Mart analizinden hızlıca başlıyorum. Altın ve gümüşte 12 dolarlara düştük, buralardan alım tavsiye ediyoruz arkadaşlar demiştik. Yalnız şöyle burada bir nüans vardı. Geçen sene biz dolara girmiştik. Yani 2019 tavsiyemiz bizim 5,35 kurun altından dolar pozisyonu almaktı. Elimizdeki dolarları nasıl değerlendiririz diye 2020 yılında düşünürken de karşımıza gümüş diye bir fırsat çıktı. Yani bu dizi gibi birbirine bağlarsak olayları daha rahat anlarız. Daha rahat borsada veya piyasalarda işlem yaparız. Evet. Her neyse karşımıza 12-16 dolar aralığından toplanabilecek uygun fiyatlı bir mal olarak gümüş çıktı. Ne dedik bunda? Hedeflerimiz bizim en kötü ihtimalle 21, 21'den sonra 25 ve teknik olarak 70 altın gümüş rasyosuna denk gelen 28,5 rakamı demiştik. Buralarda elimizdeki maldan %100 kârda oluruz. Malın tamamını da satabiliriz. Yarısını satıp yarısını elimizde bırakıp sıfır maliyetle kalan gümüşlerimizi de taşıyabiliriz demiştik. Bu tarz bir yorumumuz olmuştu. Şimdi buradaki hani takibin önemine de vurgu yapmak istiyorum. Geçen sene ayağına gelen fırsatı bekledin, döviz aldın. Bu sene de ayağına gümüş diye bir fırsat geldi, gümüş aldın. Stressiz bir yaşam sürüyorsun, hayatına devam ediyorsun. Son videomuza kadar analizlerin tamamı tuttu. 30 dolar seviyesine kadar gümüşte bir yükseliş yaşandı. Altının onsu için de 2100 dolar hedef vermiştik. Burada hemen kendimizi eleştirelim. Altının onsu 2080 dolar gördü. Yani 20 dolar şu ana kadar yanılmışız. 1600 dolarda bu hedefi verdiğimize göre bu da herhalde mazur görürler 20 dolarlık bir hata payını. Belki sadece şimdilik hatadır. İleride kapanacaktır. Onu da birazdan konuşacağız. Geçtiğimiz haftaya kadar ne olmuştu? 30 dolar hedefimizi tamamlamıştık. Altında da 2080'e yükselmiştik. Son hafta çektiğimiz altın gümüş videosunun özeti şuydu. Arkadaşlar çılgın bir yükseliş var. Tüm hedeflerimize ulaştık. Kapalı çarşıda altın ve gümüş kara borsada satılır oldu. Bunların hepsi düşüş göstergesidir. Neydi düşüş göstergesi? Bir, teknik hedeflerimize ulaşmış olmamız, satış hedefine ulaşmış olmamız, %100'ün üzerinde kar bırakmış olması, bunun çok hızlı gerçekleşmesi. Bir sonraki sebep de avam tarafından aşırı talep. Yani malın popüler olması ki bizim en çok korktuğumuz şey. Akabinde ne yaşandı? Hemen bağlıyorum. Geçtiğimiz hafta 30 dolar gören gümüşün onsu bir günde %20'ye yakın değer kaybederek, yani bizim kesinlikle buralardan alım düşünmeyin, satın düşünün tavsiyemizin üzerine. %20'nin üzerinde değer kaybederek sert bir düşüş yaşadı. Aynı şekilde altının onsu da 1800 küsürlere kadar geri geldi. Demek ki biz boşuna böyle bir yorum yapmamışız geçen hafta. Uzak durun ama almak değil satmak gereken zamanlardayız diye. Hatta ben Twitter'da da bunu detaylandırıyorum hafta içi. Şimdi videoları sadece hafta sonları çekebiliyoruz ama hafta içi anlık da hani yorum Twitter'dan sen de yazıyorsun, ben de yazıyorum. Ben videoda da bahsetmiş olmam lazım. Yapılabilecek en profesyonel hareket neydi demiştim son videomuzda.
12 dolardan, 14 dolardan, 16 dolardan veya ortalama 15 dolar diyelim biz buna. Yani genel olarak Selman'ı, Serkan'ı takip eden adamın maliyeti 15 dolar diyelim. Hesabı kolay olsun. Arkadaşlar bu mal %100 prim yaptı. En benim haz aldığım yatırım şekli nedir demiştim. %100 yapan malın yarısını satarsam, yani 1 milyon dolara gümüşü aldım. %100 yükseldi, 2 milyon dolar oldu portföyün. 1 milyon dolarlık gümüşü sattığın zaman elinde ana paran senin, hiç kimse sana zarar veremez. 1 milyon dolarlık da gümüş var. Tamamı kar. Evet. Bununla çeşitli fanteziler deneyebilirsin. Mesela gümüşte birazdan bahsedeceğiz. 50 dolar da olabilir gümüş. 35 dolar da olabilir. Belki bir ihtimal 100 dolar da olabilir gümüş. Böyle bir hayali kovalayacaksan ana paranı riske ederek bunu yapamazsın. Psikolojin kaldırmaz. Ama malın yarısını satarsan, yarısı %100 karda olduğu için, sıfır maliyetli olduğu için bununla bu tarz fantezileri kovalayabilirsin demiştik. Yani işin özeti şu. 15 dolar al vermiştik kabaca ortalama. 29-30 dolardan da sat vermiştik. Siz bizi dinlediniz. %100 bize uyduğunuzu farz ediyoruz. Hani biz de yanılmaz insanlar değiliz. Bir gün yanılacağız, hatırlatalım onu da. Tabii ki. Malınızın yarısını, yani 1 milyon dolarlık gümüşünüzün 500 bin dolarlık kısmını geçtiğimiz hafta bizim videomuzu izledikten sonra aa dediniz, bu adamlar satın diyor, biz de satalım. Gittiniz ve sattınız. Artık elinizde 500 bin dolara aldığınız gümüş var. Sıfır maliyet. Düşüş yaşandı. Hemen biz bunu Twitter'dan real time rakam vererek şöyle bir müdahalede bulunduk. Arkadaşlar korktuğumuz başımıza geldi, uyarımız başımıza geldi. Gümüş %20 düştü. Alınacak, ben şöyle yazmıştım, sen daha net seviyeler verdin. 25.050, yani 25.100'den küçük, 25.5 sanmayın, 25.050 rakamı çıkarken bizim hedefimizdi, düşerken de destek olmasını bekliyorum. Eğer alım deneyecekseniz, eğer benim lafımı dinleyip bu malı 29'dan 30'dan 28.5'tan sattıysanız yerine koyma seviyesi 25.050 çok uygun. Yüreğiniz yetiyorsa buradan gireceksiniz. Yani şu an panik yapma zamanı değil, hamle yapma zamanı. Twitter'dan bu şekilde bir müdahalede bulunmuştuk. Riskli bir yorumdu. %20 düşen mal hakkında konuşuyorsun. Çok riskli bir yorumdu. 25.050'den al tavsiyesi verdik. Gecenin ilerleyen saatlerinde de bu 24'ün de altına indi. 23 küsürler gözüktü. Ama 25.050'den mal alan adam hemen ertesi gün kâra geçti. Hemen ertesi gün. 26.5 görüldü. 27 görüldü akabinde. Haftayı da 26.300'den kapattık. Yani 25.050'den gümüşü aldın. İstersen sattın 26.5'tan 27'den. İstersen hala taşıyorsun. İkisi için de benim yorumum var. Eğer siz altın ve gümüşü TL ile aldıysanız, yani gram gümüş veya gram altın aldıysanız rahat olun arkadaşlar. Kafanıza takacağınız hiçbir şey yok. Bence de. Neden? Sizin zaten lokal para biriminiz değer kaybedecek ilerleyen süreçte. Yani buradan sizin bir %10-15 avantanız var. Yani gümüşün onsu %10-15 düşse bile bu tolere edecek bunu. Benim tarzımda yatırım yapan, yani ana varlığı dolar olup ons bazında işlem yapan vatandaş için Selman ne yaptı veya ne yapılmasını tavsiye etti? Bence yapılacak en güzel hamle şuydu. Söylediğimin üstüne gidiyorum. Yani dizinin devamını getiriyorum. 29-30 dolarda malınızın yarısını satmıştınız. 25.050'den aldınız. Bu hafta 26.5-27 gördüğünde tekrar sattınız. Bu da size tam olarak şunu denk getirdi. 1 milyon dolarlık gümüşü boşa çıkarmıştık ya, sıfır maliyetle gümüş taşıyorduk. Artık bir de kâr realize ettik. Sattığımız malı yerine koyduk, bir daha sattık. 1 dolar, 1,5 dolar veya 2 dolar karlar, nereye denk getirebildiyseniz. Şimdi kenara hepten rahat bir şekilde çekiliyoruz. Bu bize şunu sağlayacak orta ve uzun vadede. Eğer yükselmeye devam etmez, bu konsolidasyon süreci daha da uzarsa, daha aşağı rakamlar gözükürse, mesela 22, 22,5 gibi. Bu sefer ben zaten bu hafta kar aldım ya ekstra. Durduk yerde bedavadan kar aldım. Tekrar giriş yapmamı kolaylaştırır bu hamle benim. Psikolojimi rahatlatır. Bana bunu sağlayacak. Ben senin de fikrini almak istiyorum. Üstüne ben devam edeyim istiyorum. Altın ve gümüşle ilgili. Bundan sonra Yani sence ne olur? gümüşle ilgili şimdi biz çok 28, 29, 30'lara kadar gitti. O sırada sana da bana da çok soru geldi. Alalım, alalım, alalım. Çünkü bizim hedefimiz hep yukarıydı. 35 hedefi ve üstü hedef vermiştik. Ama biz dedik ki bir mal hiçbir zaman pahalı fiyatından alınmaz. Buradan çünkü Evet. yükseltme yapma ihtimali hep kuvvetli. Baktığın zaman ons çok tepe tepe gitmiş. Gümüş dediğin gibi
çok tepe tepe gitmiş. Evet. Dolayısıyla bir düzeltme beklemek gerekiyor. Ben burada hep şöyle bir düşüncem vardır. Ha, düzeltirse amenna, giderse de kısmet değilmiş derim, gider derim. Maliyet her şeydir deriz. Aynen, hisse için de aynı şekilde söylerim. Beklediğin zaman mesela şöyle de bir durum var. Mesela normal şartlarda gelmiş olsa hiç kimse korkmadan atlar. Ama şimdi düşüş böyle olunca da kimse kıpırdayamıyor. Ama işte Evet. olay orada. Orada kıpırdaman gerekiyor. Ben orada yani Twitter'da o düşüşü gördüğüm zaman 25-70, baktım 25-70'in altına geldi. 23-70 dedim, fırsattır. Alın. Alınır yani. Aynen öyle. Tweetini okudum. 23-70'lere Cesaretli bir kadar yorumdu. geldi. En alttan 23-70'ten bile ben dedim ki alın, 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 alın yani. Fırsattır bu. Fırsat veriyor yani. Çok açık, bariz bir şekilde bir fırsat veriyor. Hani oradan zarar etme, 23-70'ten alan bir insanın zarar etme ihtimali çok düşük abi. Yani Evet. nereye gelecek abi? 15'e mi Bak, gelecek? mal zaten %20 düşmüş. Yani Ha, devam yani. etmesi demek, çökmesi demek zaten. Aynen yani, nereye gelecek? Böyle bir zamanda altın nereye gelecek? Gümüş nereye gelecek? Evet. Dolayısıyla sadede geleyim. Bundan sonra ne olur geleyim. Şimdi bu bölgelerden düşüşü yakalayan insanlar, ne mutlu onlara. Aldılar, duruyorlar. Bundan sonra şimdi Ağustos'un sonu geliyor. Ağustos'un sonunda 26-20'nin üzerinde kapattığı takdirde benim zaten bir önceki grafiklerde belirli noktalarım var zaten. 35 senin de hedefin, benim de hedefim. Ben Evet. altının nasıl 1530'ları kırıp 1780'lere doğru gidip hızlı bir gidiş yaptıysa, bunu da düzeltmesini bitirdi bence gümüş. Yani buradan artık 26-20'nin üzerinde bu Ağustos'un sonunda bir kapanış yaptığı takdirde bence 35'lere doğru hareket edecektir. Benim düşüncem şu: Ağustos'ta 26-20 üzerinde kapanış yaptığını gördüğüm zaman ben oradan da alırım gümüşü. Yani çünkü bu düzeltme normal bir düzeltme değil de artık ben düzeltmemi bitirdim diyor. Ve düşünceme göre şöyle bir durum var. Hani bundan sonra da çok fazla aşağıya gelmeden yukarı gidecektir diye düşünüyorum ben gümüş. Gümüş için söyleyeceklerim bu kadar benim. Şimdi benim gözlemleyebildiğim kadarıyla şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir fiyata bakarken, fiyat takip ederken veya analiz yaparken vade koymazsanız çok başarılı analiz yapabiliyorsunuz. Yani geniş vadede uzaktan büyük resme bakarsanız çok başarılı analizler yapabiliyorsunuz. Ne kadar resmin küçük haline odaklanırsanız başarı oranı düşüyor. Yani bunu önden söylemem lazım. Ne kadar kısa vadeli analize kayarsanız o kadar yanılma oranınız artar. Aynen, bravo. Benim bir büyük resme bakma huyum var. Bir de kısa vadeli tahmin. Kısa vadeli tahmin yaparken de hep başına aman bu yorum yanılabilir derim. Büyük resimde benim fikrim ne? Geçen haftaki videomuzun da kesilen kısmından sonra anlatacaktım. JP Morgan demişim, yayın kesilmiş mesela. Evet. Arkadaşlar da sormuş. Büyük resimde Selman ne bekliyordu altın gümüşten? Yani bu adam Mart ayında, Nisan ayında işte dünya karışmışken, yok işte yüzyılın krizi yaşanıyorken nasıl oluyordu bu altınla gümüşten ne bekliyordu? Ben büyük resimde şunu görüyordum. Ta yıllar evvel demiştim ki ben Twitter'da bu Fed tapering yaparken hani işte parasal sıkılaşmaya giderken bu adamların huyudur tekrar parasal genişlemeye gider bu adamlar demiştim. Hatırlayanlar vardı işte sıkı takip eden adamlar hatırlıyordu. Velhasıl kelam o döneme yeniden başlar bunlar diye düşündüm. Zaten hatırlarsan pandemi düşüşünden kısa süre sonra da finansal piyasalarda kriz bitti. Daha düşüş beklemeyin demiştim. Çok hızlı bir şekilde piyasalar geri toparladı. Her neyse yani Fed para basmış, para miktarını artırmış. Altın ve gümüş dışında dünyada gerçek bir para yok. Diğer her şey borca dayalı. Altın ve gümüş gerçek bir değer. O zaman diğer değer olan yani yaratılmış değer olan insan tarafından yaratılmış değer olan dolar miktarı arttıkça altın ve gümüşün de yükselmesi lazım. Temel mantığım benim buydu. Şu ana kadar da yükseldiler zaten. Bunun aksi bir durum görmediğimiz takdirde altın ve gümüşün hareketlerinin bu kadar olması yani bu kadarla sınırlı kalması çok benim aklımın kesmediği bir şey. Yani çok buna ihtimal veremiyorum. Ne demek bu? Yani altının tepesi zaten 1930 civarıydı. Eski zirvesi 2011 yılındaki. 10 sene boyunca bu insanlar bütün dünya halkını altından ve gümüşten uzaklaştırmak üzerine ciddi bir algı yönetimi yaptılar. Bir yandan JP Morgan dünyadaki bütün gümüşü topladı aşağı yukarı %90'ın 95'inden bahsediyor. Bunun bir sebebi olması lazım. Yani bunun bir sonucu olması lazım. Bu filmin böyle bitmemesi lazım diye düşünüyorum ben.
O yüzden altında gümüşte hareketin yukarı yönlü hareketin devam edeceğine inanıyorum. Benim tahminim bu yönde. Nereler olabilir? Seviye verelim illa diye beklenecektir. Burada kendimi zorluyorum. Seviye vermek çok makul değil. Benim hedefim 2100'dü çünkü ONS'ta oraya vardık. Parantezi kapatıyorum. Bir sonraki hedef neresi olabilir? 2300 civarı olabilir. Teknik olarak görebildiğimde 2300 olabilir. Gümüş için de 22-22,5 seviyelerinin altına inmediğimiz, yani buraları ihlal etmediğimiz, burada fiyatlama görmediğimiz takdirde trendin devam ettiğinde fikrinde devam ederiz. Bir sonraki hedefimiz bizim atıyorum bu hafta için 29,5, sonraki dönemde de 35 olur. 35'in üstünde de 50 dolar olur. Bunlar uzun zaman alır tahminim. Yani çok silkeleme olur. Hemen bugünden yarın olacak rakamlar değil diye düşünüyorum. Yani bu köprünün altından çok sular akar da. Ama hala 35'in masada olduğunu yakın dönem için, önümüzdeki aylar için gümüşte düşünüyorum ben. Dediğim gibi TL ile alan arkadaşların hiçbir derdi yok. Oturabilirler mallarında. Dolarla alan arkadaşlar için de 10 seviyeleri bu şekilde. Yani 22-22,5'u gözlüyoruz. Buranın altına inip inmediğine bakıyoruz. Bence inmeyecek. Yukarıda 35'i test edeceğiz diye düşünüyorum. Sat, alttan al bölgelerin neresi olabilir? Bence sat alttan al bölgesi bu saatten sonra eğer yukarı gidiş olursa bir tek 35 var. Sonra da 49-50 var. Yani öyle trade fırsatı pek olabileceğini sanmıyorum veya tutturabileceğimizi sanmıyorum. Bir tek 35 rakamı çok ciddiye aldığım bir rakam. Bir de rasyoda şöyle bir durum var gene eklemek istediğim. Hani ben gümüş için şöyle bir yorum yapmıştım. Arkadaşlar gümüş senelerdir 14,5'un altına 14'ün altına inmemiş. Durduk yerde 12 dolara geldik. %20 bir günde düştü. Demek ki yeni tepeye gidiyoruz demiştim hatırlarsanız. Benim grafiklerde şöyle bir tezim var. Kimisi katılır kimisi katılmaz. Hatta özellikle meraklı teknik analize meraklı arkadaşlar için burada yorum kısmında bana cevap vermelerini istiyorum. İnceleme yapmalarını ve cevap vermelerini istiyorum. Benim şöyle bir tecrübem ve düşüncem var. Bir fiyat, ederi olan bir fiyat, yani spekülatif hisseden bahsetmiyorum. Zaten uygunken fiyatı, zaten ucuz, dip fiyatlardayken yeni bir dip yapıyorsa bu hareket genelde yeni zirveyle sonuçlanıyor. Yani örneğin en düşük 5 lira görmüş bir hisse, tepesi 10 lira olan bir hisse, 5 lirada sürünürken durduk yerde 4 liraya bir dalıp çıkıyorsa bu hareket genelde eski tarihi zirvesini geçmek için oluyor. Yani 10 lirada takılı kalmıyor. Gidiyor 20 lira oluyor. Aynı şey tepede uzun süre takılan mesela DAX ayının Mart grafiğine bakın. Mart çubuğuna bakın. Hatta o grafiği gördüğüm gün demiştim aha çöküş geliyor diye. Hatırlarsanız. Tepelerde takılan bir fiyat da durduk yerde yeni bir tepe yapıyorsa yani ekstrem hiç görünmemiş bir tepe yapıyorsa bu da çökmek içindir gibi bir tezim var. Şimdi altın gümüş rasyosuna gelelim bu mantıkla. Altın gümüş rasyosu geçmişte en fazla 85 mi 90 mı ne görmüş? Şu an karşımda ekran yok net rakam veremiyorum. Hatırladığımı söylüyorum. Mart ayında 128 gördü. Ve ben hemen bir analiz yayınladım. 128'den 60'a kadar ben bunun düşeceğini düşünüyorum. Bakın tam olarak şu şekilde diye elimle çizdim ve attım. Biz 69-70 rakamına kadar geldik şu ana kadar. 60'a daha gelmedik. Resmin diğer kalan kısmında acaba diyorum hani yukarıda yeni bir tepe yaptı ya aşağıda da yeni bir dip yapar mı? Tarihte en düşük 30 görmüş hatırladığım kadarıyla altın gümüş rasyosu. Mesela 28 yapar mı? 25 yapar mı? Bu da böyle bir hayal gibi hani duyun unutun cinsinden kafamda yer ediyor sürekli kafamı kurcalıyor. Grafik inceleyip buna yorum yaparlarsa çok memnun kalırım. Bak şunda da gördüm böyle olmuş işte şu hissede olmuş bu enstrümanlı olmuş. Kendileri için de faydalı olacaktır. Benim hayallerim, umutlarım hala altın ve gümüşün yukarı gideceği yönünde. Buralardan maliyet yapılır mı? Hafta içi bir fırsat vardı arkadaşlar. Real time'da bunu yazdık mesela o dalışta. Serkan çok iddialı yazdı hatta rakam. Buradan almıyorsunuz nereden alacağınız tarzında. Böyle fırsatları değerlendirmeye çalışın derim ben hani sert düşüşlerde. Ya burada esas anlaşılması gereken şudur. Yani bir şeyde fırsat bitmez. Yani şimdi tepeden alan bir insan şimdi orada birçok insan tepeden de aldı. Gümüşü alan çok oldu gidecek Evet. gidecek diye. Altını da alan çok oldu. 2300 Aynen 2100. öyle. Ben kendi çevremde alan biliyorum yani. O yüzden çok rahat konuşuyorum. Hani
Ama işte beklemek lazım. Bir malı en tepeden alırsan, ha şunu da söyleyeyim. Şimdi 10 gram altın, pardon, gümüş 23-40 lira kadar geldi. Tepkisini verdi şimdi 27'lere kadar, ama vermeyi de bilirdi belki. Belki bir aşağıda bir konsolide olabilirdi. Tabii tabii Yani tabii. o da onu da yapabilir, veya altın da, ons altın da aynı şekilde yapabilir. Hani aşağıya gelir, aşağıda bir konsolide olur. 1850 lira mı geldi? Kaça geldi? Öyle bir şeye geldi. Ben 1800 öyle bir şey, 1840 mı ne gördüm? 1870'ten aldım, 1890'dan aldım, 1920'den aldım ons altını. Ben kendi düştüğünde aldım. Ha, hepsini erken kapattım. 1920'de kapattım üçünde. Bir tanesi zaten kafa kafaya kapandı. İşte 1870'ten aldım, 50 dolar aldım. 1890 aldım, 30, 80 dolar aldım. Kısa günün kârı. Allah bereket Bek, versin. ha, bekle, dedim ki 1920'den belki bir daha aşağıya gelebilir. O yüzden 1920'de kapattım. Aldım kârı cebime. Dedim aşağıya gelirse bir daha alırım, ama gelmedi. Gitti, yukarıya gitti. Yani burada her şeyde sabır çok önemli bu işte. Sabretmek de çok önemli. Sabretmek de zararda değil. Fırsatın gelmesini Aynen. sabretmek. Aynen. Yani nakitte bekleyebilmek, o Yağız atın ayağınıza gelmesini beklemek. Değil mi? Sabır dediğiniz o. Hissede de aynı şekilde geç. Her şeyde, bütün enstrümanla trade anlayışı böyle zaten. Yani bir Aynen mal öyle. gitmiş tepe tepe gitmiş bir malı, adamlar şimdi soruyorum, hissede bunu konuşuruz ama hani en tepeden bir mal alınmaz. 5 katı gidecek, 3 katı gidecek. Her neyse, şimdi altınla ilgili ve gümüşle ilgili de söyleyeceklerin var mı, eklemek istediğim bir şey Selman? Bu hafta çok önemli. Aslında biraz erken konuşuruz. Biz şu an çok büyük bir risk alıyoruz. Daha konsolidasyon tamamlanmamış, yukarı dönüşü görmemişiz. Biz sizin için riskli bir yorum yapıyoruz aslında. Aynen. Bence de. Umudumuzu, fikrimizi söylüyoruz yukarı yönde olduğunu. Teknik konuşmak gerekirse hemen bir teknik yorum yapayım buraya. 30 dolardan 29,5 dolardan 23,5 dolara kadar düşmüş, aşağı yukarı işte %20 civarı düşmüş bir malın tepkisi bile %10 olabilir. Düşüş devam edecekse bile. Bu hafta belki de bunu görmüşüzdür. Biz umutlu bakıyoruzdur, belki de yanılacağız, bilemiyoruz ama teknik kısmı buydu. %20 bir düşüş oldu. %10'unun tepkisi oldu. Şimdi mal burada konsolide olur. Yani yataya da sarabilir. Düşmeden takılması önemli. Sonra yukarı döner diye düşünüyoruz. Benim gözlemlediğim kısa vadeli fiyat hareketleri düşüşlerin sanki silkeleme tarzında olduğunu hissettirdi bana. Yani hafta içindeki kısa vadeli düşüşte. Mesela 27'den 26'ya 25,5'a hızlıca düşüp çabucak toparlayabilmesi falan bana silkeleme tarzında geldi. Pozisyon gereği de böyle düşünüyor olabilirim ama o yüzden yukarıya daha umutlu bakıyorum deyip inşallah yanılmayız. Ben de Benim kitabı tavsiyem, beni konuşayım ben. dinleyen arkadaşlara tavsiyem ne olursa olsun disipline sadık kalalım. Disipline sadık kalırsak ve bu yol uzun giderse, yani uzun devam ederse bu işin sonunda zaten umduğumuz her şeye sahip olacağız. Disiplinimizi yaptık, malımızın yarısını sattık farz ediyorum. Yerine koyduk ve bir daha sattık hafta içi kısa vadeli bir trade yaptık farz ediyorum. Şu an elimizde malın yarısı duruyor farz ediyorum. Ve bundan sonraki videoda da bunu değerlendireceğiz. Yani hep bu dizi şeklinde gideceğim. Söyleyeceklerim bu kadar gümüş ve altınla ilgili. Ben de o zaman son düşüncemi söyleyeyim. Ben gümüş de dediğim gibi benim yerim aylık bakımında Ağustos kapanışı 26-20. 26-20 üzerinde kapattıktan sonra gümüş bir daha 26'nın altına gelmeyeceğini düşünüyorum ve yukarı gideceğini düşünüyorum. Biraz iddialı İnşallah. ama Ağzım bal yesin. benim düşüncem bu şekilde. Ha, Ağustos'un sonuna kadar, şimdi bugün ayın 15'i kaldı, 2 haftalık bir süreç kaldı. Ha, bu süreç içerisinde 26-20'den ne kadar yukarıya uzaklaşır onu kestiremiyorum. Çünkü Ağustos'un kapanışını görmedim. Belki 26-20'nin altında yaparsa gevşetebilir. Ha, Evet. şimdi Ağustos'un kapanışının sonuna kadar beklersem de belki Ağustos'un sonuna kadar 28'e gidecek. Yani o aradayım. Kapatır mı kapatırmamasını düşüncesindeyim. Onu bir şey yapabilirsem. Bakalım neler olacak. Ama şunu da unutmasın bizi izleyen arkadaşlar. Her şey maliyettir. Aynen. Bizim gözümüzle bakın, empati yapmaya çalışın. 12 dolar, 14 dolar, 16 dolar olan gümüşe %100 yapacak arkadaşlar bu demek. Kolay bir yorum bizler için. Hani sizi riske atmıyoruz. Ama tutup da bu kadar %100 küsur yükselmiş bir mala yeniden yukarı döneceğini düşünüyoruz demek. İnanın çok çok zor bir yorum. Evet. Bunu da anlayın. Evet. O zaman altın ve gümüşü de kapatalım mı Selma? Kapatalım.
Tamam, o zaman altın ve gümüşü de kapatmadan önce tekrardan hatırlatayım. Abone olmayan arkadaşlarım, abone olmayı unutan arkadaşlarım, abone olurlarsa hemen şimdi hemen bir beğeni tuşuna basıp bir de yorum yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Bir dahaki video borsalar üzerine olacak. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar.